Hüseyin abine yeteri derecede üzülüyorum. Bir de sen başlama. Abime mi? Kendi derdinle o kadar meşgulsün ki bu evde olup bitenlerden haberin bile yok. Sarp'ın nesi var? Bir çocuğu var. Ne? Ekin'in oğlu. Sarp'tan. Sinan benim oğlum. Ve sen asıl haksızlığı onu benden saklamakla yaptın. Sarp. Onu benden uzaklaştıramayacaksın Ekin. Bu defa değil. Bak, sakın aptalca bir şey yapmaya kalkma. Artık buna katlanamam. Yapamam artık. Bak evladım, bunu ben de isterim. Ama diğer aileyle bir hukukumuz var. İsmet Bey, Gülser Hanım. Niye başkalarını düşünüyoruz? Feryal, insanların daha böyle bir şeyden haberleri yok. Biraz mantıklı olalım. Ben elimden geleni yaptım baba. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Söz bitti. Ben Sinan'ı alacağım. Siz destek olsanız da, olmasanız da. Ya sabır Allah. Ekin. Efendim Berna. Az daha unutuyordum. Bu sana gelmiş. Neymiş o? Mahkeme cevabı. Aa! Ne mahkemesiymiş bu? Oğlum, Sarp'a borcunuz harcınız mı var? Ekin'in peşinde hala. Baktı olmuyor. O da bel altına çalışmaya başladı. İşi terbiyesizliğe döktü. Güya Sinan onun oğluymuş. Ne? Tövbe tövbe. Utanmadan öyle diyor. Mahkemeye vererek güya bizden bir şeyler... Kenan dur. Ekin, ben ne güzel... Ben bu yalanla yaşamaktan bıktım. Affet beni baba. Sarp doğru söylüyor. Sinan... Onun oğlu. Ne diyorsun lan sen? Ha? Sen nasıl tehdit edersin lan beni? Artık burama geldi çünkü. Ne olur lan o zaman? Ha? Ne olur? Her şeyi anlatırsan sana geleceğimi mi zannediyorsun ha? Cevap versene! Kenan canımı acıtıyorsun. Biterim ben o zaman. Ölürüm lan. Ekin yoksa ben yokum. Yüzümü göremezsin. Anlıyor musun bunu? Peki kim verdi size bu kiralık gelin haberini? Aramızda kalacağına dair söz istiyorum sizden. Hiç şüpheniz olmasın. Genç bir çocuk. Sizin yaşlarda. İnanın adını hatırlamıyorum. Aile dostu olduğunu söylüyordu. Ama bana sorarsan kıza aşıktı. Otomobillerle falan uğraşıyordu galiba. Vay be. Tanıyor musun yoksa? Sanırım tanıyorum. Pastayı aldım. Ailece güzel bir yemek yiyelim bu akşama. Ailece yemek yiyemeyiz Kenan. Misafirimiz var. Ne bu şimdi? Feride bana başından geçenleri anlattı. Ne bekliyordun? 4 yıl boyunca elini elime sürmemişsin. Bir güzel söz söylememişsin. Ben bu kadar yalnızken ne bekliyordun Ekin? Dürüstlük. Dürüstlük bekliyordum. Bana karşı da... ona karşı da. Dürüstlük ha? Bunu sen söylüyorsun değil mi? Dürüstlük. Bu hikayede... Kimse dürüst değildi Ekin. Yapma. İyi. En iyisi bir an önce bitmesi o zaman. Bu yolun artık dönüşü yok biliyorum. Tek diyeceğim. Birazcık sevseydin beni. O kadar da sevilmeyecek adam değildim be.
Birazcık sevseydin beni her şey çok farklı olurdu. Çünkü ben seni... ölümüne sevdim. Sevdin mi? Emin misin? Bu sevmek mi? Yoksa bir hastalık mı bu, bir inat mı? Sen sevmeyi kullandın. Yaptığın her şeyi sevme lafının arkasına girdin. Şimdi çıkmışsın karşıma, bu kızcağızla bile beni sevdiğin için birlikte olduğunu söylüyorsun neredeyse. Yapma Kenan. Vay be. Tamam, eyvallah. Dediğin gibi olsun. Ben seni hiç sevmemiş oldum. Senin için rahat edecekse, ben seni hiç sevmemiş oldum. Bunlar kıyafetlerin. Gerisini sonra hallederiz. Şimdi neredeyse 30 yaşındayım. Demek ki 18 senedir peşindeyim senin. 18 senedir senden başkasını görmemişim. Kusura bakma. Bir gününden bile pişman değilim. Canın sağ olsun. Ne denir? Yani ne söylesem az ama affet beni. Evlilik miydi bu? Yok. Öylesi mi? İnsanlara karşı. Ama en çok da oğluma karşı oynadığımız bir oyundu. Sadece bir oyundu benim için. Sobelendim. Aldatılmış, mutlu evliliği bitmiş bir kadın değilim ki ben. O yüzden üzülme. Af dileme benden. Yine de yaptığım doğru bir şey değildi. Doğruydu. Sen aşkının peşinden gittin. Sen doğruyu yaptın. Artık bunları düşünme. Üzme kendini. Artık önemli olan tek bir şey var. O da doğacak çocuğun. Baba gözünü seveyim bırak gideyim. Ne yapacaksın ulan bıraksam? O Kenan itinin ağzını burnunu kıracağım başka ne yapayım? Otur oturduğun yerde. Yanına mı kalacak yaptıkları? İsmet sen de artık sakinleşsen bak kalbin... Ne kalbinden bahsediyorsun sen? Kalp için huzur lazım huzur. Sen ne kalbinden bahsediyorsun? Ya bir gün bir olay çıkmadan geçse kurban keseceğim. Hele Kenan, hele Kenan. Bunlardan ayırmadım. Oğlum bildim. Böyle şerefsizlik yapılır mı be? Yapılır mı böyle şerefsizlik? Ecin, sen yukarı çıkıp eşyalarını topluyorsun. Artık senin evin burası. Baba, biz Sinan'la beraber. Sen kendi başına kıvıramadın bu işi kızım. Bu eve gelip oturuyorsun. Artık sözümden çıkılmayacak. Dediklerim herkes için geçerli, tamam mı?
Orhan. Ne bu halin? Ben torunumu görmek istiyorum. Görmüşsün ya. Feryal. Ne yapalım? Evi basıp çocuğu mu kaçıralım? Her şey ortaya çıktı. Herkes her şeyi biliyor. İsmet Beylerle de kanlı bıçaklı değiliz. Konuşur bir orta yol buluruz. Gider geliriz. Çocuğu da üzmeden, ona fark ettirmeden. Ben kimseye gidip gelemem Orhan. Ne olacak? Torunumuzu göremeyecek miyiz? Her şeyi anlayıp bilmesi için büyümesini mi bekleyeceğiz? Yaşımız kaç olmuş? Yarına çıkmaya senedimiz var mı Feryal Hanım? Sarp görüyor. Bir şeyler ayarlarız. Beraber gidersiniz. Görürsünüz. Vay be. Demek Kenan ne kadar çok şey gizliyormuş. Başka ne var ki? Artık gizlemenin bir manası yok. Gazete haberi. Onu veren de Kenan'mış. Ne? Onu da mı? Yeni öğrendim. Sana söyleyecektim ama... ikna etti beni. Ben bu adamı nasıl tanımamışım? Nasıl fark etmemişim? Üzme kendini Ekin. Çak çak. Her şey tamam da... oğlum o adamın babası biliyor. Olan oldu artık. Bundan sonra... ne yapacaksın onu düşün. Bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum. Hoş geldin Kenan abi. Hayırdır abi, yolculuk nereye? Git Tanju. Efendim abi? Git. Abi bu arabayı bir sahibine akşama git kadar... Git dedim Tanju. Bitti iş. Şimdi olayları düşününce belki de haklıydın. Gerçekten öldürmeye çalıştı bu adam seni. O konuda söyleyeceğimi söyledim ben. Fikrimi biliyorsun. Galiba sana bir özür borçluyum. Kocaman güneş. Kurtuldunuz ya. Gerisi önemli değil. İçim rahat şimdi. Ne yapacaksan yanındayım biliyorsun. Her şey öyle ani oldu ki. Adada ne kadar mutluyduk. Masal gibiydi her şey. Öyle. Daha ne kadar acı çekeceksin? Üstüme gelme şimdi. Kafam karmakarışık. Unutma Ekin. Her şey başka türlü olabilirdi. Ama anne. Bunların olacağını daha önceden bilemezdim. En azından olanlar bundan sonrası için yol göstersin sana. Ekin, yıllardır kendinle kavga ediyorsun. Kendi duygularınla kavga ediyorsun. Barış artık. Kendinle barış artık. Ben ne istediğimi bilmiyorum ki. Biliyorsun. Korkuyorsun sadece. Biraz cesaret Ekin. Bir süre düşünmem lazım. Herkesten uzak. Bu konuda sana yardımcı olacağım. Tek isteğim arada sırada da olsa oğlumu görmek. Bunun dışında beni görmeyeceksin. Benden haber almayacaksın. Ben hayatıma sen yokmuşsun gibi devam edeceğim. Bir gün başını omzuma yaslayacağını umarak, hayal ederek kendi hayatıma devam edeceğim.
şimdiye kadar güzel oldu. Evet evet, buraların hepsini boyayacağım. Hepsini dolduracağım. Çok güzel olacak. Şuralara da bir şeyler ekleyelim canım. Misafirler gelince buradan atlayacağım. İçeri girecek. Ben çıkıyorum. Halletmem gereken bir mesele var. Pekin? Bizi gazeteye gammazlayan sen misin? Babam kalp krizi geçirdi o haber yüzünden. Başımıza gelmedik kalmadı. Pekin, ben... Dur tahmin edeyim. Sevdiğin için yaptın değil mi? Acıyorum sana. Hadi hayatında bir kere dürüst ol. Sarp'ı öldürmeye de çalıştık değil mi? Evimden, çocuğumdan ve ailemden uzak duracağım. Herhangi bir kontrolsüz hareketinle karşılaşırsam yollayacağım mahkeme emri sadece boşanmak için olmaz. Bilmem anlatabildim. Ben pişmanım Kenan. Seni hayatıma soktuğum için çok pişmanım. Şimdi sen gir hayatım üşüme. Tamam. Adamım donacaksın bu soğukta ya. İyiyim böyle. Serkan, hiç havamda değilim. Ben şimdi senin moralini... Serkan, lütfen. Lütfen derken? Yalnız kalmak istiyorum abi. Öyleyse ben gideyim. Teşekkürler. Bu sefer durum bayağı kötü gibi. Bu mahkemeden bir şey çıkmayacağını söyledim ona ama çok kaptırdı kendini. Sadece mahkeme değil. O aradı yine koşarak gitti. Ekin mi? Koşarak gitti diyorum Yelda. Başka kim olabilir? Ne olmuş? Bir şey söylemedi mi? Böyle şeyleri ne zaman konuştu ki bizle? Ne diyecek? Bitti artık gör. Unut demiştir. Yalnız bırakmayın. Sahip çıkın ona. Hı.
gün sıkıntı. Her gün dert olmaz ki canım. Maazallah yatakları düşürür adamı. Ne diyorsun sen Serkan? Gencecik çocuk ağzından yel alsın. Ben önlemimizi alalım diye söylüyorum hayatım. Sarp erip gidiyor gözlerimizin önünde. Her an Sinan'ı görmesi imkansız. Ekin'i de zorla kolundan tutup buraya getirecek halimiz yok. Ekin'i getiremeyiz ama başka birini getirebiliriz. Yasemin'den bahsetmiyorsun herhalde. Hayır hayatım. Yeni bir sayfa açmaktan bahsediyorum. Açsa şimdiye kadar açardı. Olmuyor işte, yapamıyor. Nasıl olmuyor canım? Olacak. Var mı böyle şey? Mecnun mu bu adam? Dünyadaki tek kadın Ekin mi canım? Kimse dolduramaz mı yerini? Her insanın bir ruh ikizi vardır. Ve bu ruh ikizinin de Ekin olmadığı kesin. Uçtun yine Serkan. Hayır yani. Göreceksin, kanıtlayacağım ben bunu. Bulup çıkartacağım o kızı. Ve Sarp yine o eski Sarp olacak. Olacak. Üzülme bu kadar. Her şey düzelir. Siz bu evde... anlamadım. Sana geldim. Yardıma ihtiyacım vardı sanki. Bu bir hayal mi? Hayal olmasını istiyorsan hayal. Gerçek olmasını istiyorsan gerçek. Sen bilirsin. Bir gün düzelecek her şey. İnan bana. En sevdiğin şarkım hangisi? Galiba Ne Dedim Ki'ydi. O zaman o şarkı geliyor. Görüşmek üzere Ekin. Ne dedim ki bırakıp gittin beni tek başına? Ne dedim ki darıldın bana? Neden gittin? Ne dedim ki gittin? İnanamıyorum hala. Gittin, yıkıldı bu dünya. Yokluğun gerçek değil, sanki bir rüya. Ne dedim ki bırakıp gittin beni yalnız, yapayalnız, vefasız, vefasız. Ne dedim ki bırakıp gittin beni yalnız, yapayalnız, vefasız, vefasız. Sana geceleri yer yatağı açarız kızım. Olmazsa salonda yatarsın. Yaparız bir şeyler anne. Yardım edeyim sana ben. Sağ ol Gönül. Öyle hep beraber olacaksın işte, fena mı? Peki babam nerede yatacak? Burası küçük. Baban kocaman ev canım, ona da bir yer buluruz. Buluruz değil mi? Koş. Oradan kendine pamuk şekeri al. Dedem geliyor, parasını verecekti. Baba, biraz beni dinlersen. Sus. Benim artık Kenan diye bir oğlum yok. Baba bak. Bana bak. Bu senin son görüşün. Anladın mı?
Ne vardı? Ben şey için Gönül abla, senle, Gülser ablayla, Hacı teyzeyle konuşmak için. Ne konuşacakmışsın bizle? Ben şey için, bu olanlardan sonra af dilemek. Ne olacak? Af dileyince unutulacak mı her şey ha? Unutulacak mı yaptığın rezillik? Öyle kolay bir şey değil ama ben yine de size... Hadi kızım hadi. Ağır damarın çatlamış senin. Utanmadan bir de kapımıza geliyorsun. Hadi. Hadi. Ben hafif hafif toz atıyorum galiba. O da nereden çıktı be? Dün bavul topluyorum. Sanki eve ünlü bir şarkıcı geldi. Konuştu benimle. Bu ne ki kızım? Oo, ben neler gördüm. İlk defa böyle bir şey oluyor. Aslında çok hayal kuran falan biriyimdir ama... bu sanki canlı gibi. Yani sanki karşımda. Yaşadıkların az şey mi Ekin? Kafanda bin bir tane şey dönüyor. Neyi, ne yapacağını bilmiyorsun. Olur bazen öyle şeyler. Ben çok severim onu. Bütün şarkılarını ezbere bilirim. Çok sevdiğin için görmüşsün zaten. Canım benim. Tek başına kaldığım odadan çıkarttıkları günlerde tek kelime etmiyordum. Günlerce kimseyle konuşmadım. Bir gün doktor önüme boş bir kağıtla kalem koydu. Çiz dedi. Sadece çok istediğin şeyleri. Seni en çok mutlu edecek şeyi çiz dedi. Neyi çizdin? Önce bayağı bir kağıda baktım. Umursamadım. Sonra çizdim. Burayı çizdim. Tavsiye ederim. İyi geliyor. Deli kız. Hadi yesene oğlum. Ne oynayıp duruyorsun onunla? Hiç bitmesin istiyorum ondan. Bitsin yenisini alırım. Olmaz. Annem iki tane izin vermiyor. Dişlerim çürümüş. Annen haklı. Dur bakalım. Her tarafına bulaştırmışsın. Oo, merhaba. Gel gel. Geçiyordum sizi görünce. Sinan. Bak bu amca benim arkadaşım. İsmi Orhan. Ne güzel şeker olmuş yanakların senin. Bunu yiyorum da ondan. Sen ondan daha tatlısın ama. Senin de torunun var mı? Var. Var ama o çok uzakta. Öyle çok göremiyorum onu ben. Bak Sinan. Orhan amca da benim gibi dede. Sen istersen ona da Orhan de dedi. Olur mu? Derim. Sinan ve Ekin. Yok be. Öylesine. Can sıkıntısı. Şöyle bir bakalım canım. Sinan. Hayatında olmazsa olmaz olarak bu resme girmiş. Şimdi etrafına bak. Neler gitmeli, neler kalmalı. Olmasını istediklerin zaten bu resimde yavaş yavaş belirecektir. Hayatının resmini yapıyorsun şimdi. Dikkatli ol. Ne güzel bir şeymiş torun görmek. Ben işi gücü bırakırım bunun uğruna İsmet Bey. Öyle, öyle gerçekten. Gülser Hanım'ı, Sinan'ı al. Bu akşam bize yemeğe gelin İsmet Bey.
Olur mu Orhan Bey? İşte arada böyle görüşürsek. Feryal de görsün. O da benim gibi sarılıp koklasın. Çocuğun durumu da malum. Dikkatli olmalıyız o konuda. Biz zaten yüreğimize taş bastık. Hem onun üzülmesini hiç ister miyiz? Orhan dede. Hı? Bak bir tane daha küçük var. Tamam değil mi İsmet Bey? Hani bakayım? Dünyada olmaz. Gitme. Geleceğiz dedim artık Gülser. Ne yaptın baba ya? O kadının huyunu bilmezmiş gibi. Ya o kızım Orhan Bey'in hatırı için kabul et. Aman ne hatırı varmış Orhan Bey'in? Öyle deme Gülser. Her zaman saygılı davrandı adam. Baba sen de annemi pek düşünmeden olur demişsin. Kabul et. Ben anlamam kardeşim. Gitmem ben. İsmet. Madem onlar gelsinler. İstemem efendim. Ben de gitmem. Onlar da gelmesin. Baba. Öncesinde keşke bana danışsaydın. Annem haklı baba. Yeter be. Bana bak Gülser. Ben söz verdim. Torun onların da torunu. Bana destek olacaksın diye beklerken şu yaptığın işe bak. Sen de anlayıp dinlemeden peşin hükümler vermeyeceksin bundan sonra. Sana gelince. Ben ne zaman sana danıştım da şimdi danışacağım? Baba. Sus konuşma. Bir daha da bana bilgiçlik taslamaya kalkma fena olur. Hazırlığını yap Gülsel. Akşama gidiyoruz. Ama. Tamam. Ay, anne gelme babam ya. Bunu yaptığına inanamıyorum Orhan. Ne varmış yaptığımda? O insanlarla tekrar beni bir araya nasıl getirirsin? Ya aynı zamanda torununla da bir araya getiriyorum. Bu yaptığına emrivaki denir. Vallahi Feryal. Sen istesen de istemesen de bu akşam buraya geliyorlar. Ben burada olup torunumu göreceğim. Seni bilemem. Hoş geldin canım kanka. Nihayet gelebildin abicim. Sarp, sana Ceren'i tanıştırayım. Memnun oldum. Kusura bakmayın geciktim. Tamı tamına 27 dakika. Evet. Otur Sarp'cığım, otur. Efendim. İşte bizim Sarp, bu Ceren. Geç kalma dışında da kötü bir huyu yoktur. Evet, neyse. Sarp, biliyor musun? Ceren de kimya mühendisi. Okulu birincilikle bitirmiş, yurt dışında yüksek yapmış. Şimdi de üniversitede doçent. Serkan, neler oluyor oğlum? Kim bu kız? Şeyler sor oğlum, senin için getirdik kızı. Aman Serkan. Ne yiyeceğine karar verebildin mi? Yok henüz değil. Gül gibi kız kaçırma. Ne sorayım oğlum? Ne bileyim ben be. Tezini falan sor işte. Tezin ne üzerine Ceren? Sitrik asit fermentasyonunda heksozların, poliollerin ve bazı stabilizatörlerin verim artırmadaki rolü üzerine. Evet, mantıklı. Buyurun. Aman efendim, aman hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan Bey. Hoş geldiniz. Vay. Bakın kimler gelmiş. Nasılsın paşam? Ha? Orhan dedeye merhaba desene oğlum. Merhaba. Merhaba aslanım, merhaba.
İyi ki geldin. Ah, getirdin beni buraya. Hoş gelmişsin. Şimdi sırası değil Gülser. Ne tatlı şeysin sen böyle. Buyurun içeri geçelim. Ha? O yediğin pamuk şekerleri gibisin aman da. Merhabalar. Hadi gel bakalım. Uzun ha. Zaman oldu Gülser Hanım. Gel. Öyle. İsmet ısrar edince. Buyurun. Hadi bakalım. Ben disipline çok önem veririm. Disiplinin çalışma sayesinde başarılmayacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Çalışmayı sevmek lazım sonra. Bugünlere gelebildiysem disipline borçluyum. Öğrencileri de bunu tavsiye ediyorum. Arada bir de eğlenmek lazım ama değil mi? İnsan şöyle kendini dışarı falan atmak istiyor bazen. Kesinlikle katılmıyorum. Dışarıda eğlence gereksiz ve boşa harcanmış bir zamandır bence. Gördün mü Sarp? Ne kadar hoş. Bizim Sarp da senin gibidir. Çalışmaktan başka bir şey düşünmez. Değil mi Sarp? Ha? Kafan başka yerde gibi. Beni dinlemiyordun galiba. Yok canım. Dinliyorum. Ben anlarım. Okulda öğrencilerden tecrübeliyim. Boş bakış anında anlarım. Boş bakıyordun sen. Hayır. Ne münasebet. Ben dinliyorum. En son cümlem neydi? Neydi? Dediniz mi gideceğiz? Daha yeni geldik oğlum. Sıkıldın mı yoksa? Sıkıldım. Ama bak Orhan deden seni çok görmek istedi. Hemen gidersek ayıp olur. Sen de balıkçı mısın? Hmm, tabii ya. Senin de kıyın var mı? Olmaz mı? Gemilerin bile var. İstediğin zaman seni bindiririm. Siz nasılsınız Gülser Hanım? İyiyiz Feryal Hanım. Mecburi ziyaretleri saymazsak. Gülser. Ben bir lavaboya gideyim müsaadenizle. Ben de mutfağa bakacaktım. Aldırma dönür. Alışırlar zamanla. Nasıl kanka? İyi kız değil mi Ceren? Bu mu abime düşündüğün sevgili adayı? Nesi var canım? Gül gibi kız. Hem zeki de. He, tabii zekası biraz fazla gelmiş. Taşıyamıyor. Biraz kıskandık mı ne Yelda Hanım? Evet Serkan. Kıskançlıktan çatlayıvereceğim şimdi. Arkadaşlar. Lütfen benim yüzümden birbirinize girmeyin. Serkan adına ben özür diliyorum sana. Ne münasebet canım? Asıl ben teşekkür bekliyorum abicim. Delirdin sen galiba. Tamam didişmeyin. Beni düşündüğünüz için çok sağ olun. Ama bakın böyle şeylere hiç gerek yok. Neyse. Özetle kız iyiydi diyorsun. Ya tamam Serkan. Kız iyiydi. Problem bende. Ama sizden ricam lütfen bana kız filan ayarlamaya çalışmayın. Anlıyorum kanka. Güzel. Senin ilacın belli. Anladığına sevindim. Elfin. Ne? Senin ilacın Elfin. Seni bu içine düştüğün karamsar durumdan çıkaracak ateşli hiçbir erkeğin karşı koyamayacağı cinsler. Serkan, beni kimse bir daha buraya getiremez. Ama oğlum, görsen bir içim su. Ah! Çok beğeniyorsun sen bu kızı galiba. Ne alakası var hayatım Allah Allah. Ağzını toplayamıyorsun da ondan bahsederken. Yelda. Gözünü oyarım senin Serkan. Hadi hadi yürüyün hadi. Hadi yürü. Sen niye burada oturuyorsun? Canım öyle istiyor. Niye üzgünsün? Üzgün değilim. Al sana uçağımı vereyim. Ne zaman üzülsen annem bana sarılır. Üzülme der. Sen de üzülme. Kurti. Oğlum bana bak. Çevir şu kanalı diyorum sana. Beyaz çocuk konuşuyordu, kaçırdık. Ya Hacı anne,
Sen ondan daha fazla hacı hocasın zaten. Ne yapacaksın dinleyip? Maçın son 15 dakikası zaten. Kurti. Ayıp oluyor ama. Açsana kadıncağızın istediği yeri. Kadıncağız mı? Sen ne biçim konuşuyorsun kızım? Öylesine söyledim hacı anne. Öylesineymiş. Terbiyesiz. Kurti çevir diyorum şu kanala. Çevirsene. Hacı anne ya. Hala gelmediler. Nerede kaldı bunlar? Aman ya, bir maçı seyrettirmediniz ha. Seyretmeyiver Kurti. Sen de merak etmeyiverekin. Saat kaç oldu? Ya olduysa oldu. Sanki çocuk tek başına çıktı sokağa. Ben kahveye gidiyorum. Belki son 5 dakikasına yetişirim maçın. Al hacı anne. Git. Ya ben de geleceğim. Beni de bekle baba. Şişt. Otur bakayım sen nereye? Yarın okul var. Hadi doğru yatağa hadi. Maçı seyrettirmediniz be. Ne olmasını istiyorsan. Güzel oldu. Feride? Feride! Feride aç şu kapıyı! Biliyorum oradasın. Feride! Feride aç şu kapıyı! Feride! Aç kızım, konuşacağız. Git buradan. Feride ne olur aç. Biriyle konuşmam lazım Feride, aç kapıyı. Kapıyı açardım. Sevseydin beni. Bir an inandırsaydın. Yine Ekim vurdu tokadını, yine teselli arıyorsun. Ama bu sefer olmaz. Ne beni, ne de çocuğumu hak ediyorsun sen. Haklısın. Günahım büyük değil mi? Hak etmiyorum değil mi? Yalnızlık insanın yakasına bir kez yapıştı mı bırakmıyor Feride. Ne yaparsan yap sonunda yalnız kalıyorsun. Önce babam gitti. Sonra annem. Seni sevdim, gittin. Şimdi sen de gittin. Artık inandım be. Hiçbir şeyi hak etmiyorum ben. O yüzden haklısın. Anne sınava girdi biliyor musun? Ve çok iyi geçti. Gel bakalım. Anneanneyle de diye müjdeyi verelim. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol kızım. Nasılsın baba? Nereden geliyorsun? Okuldan. Sınavım vardı. Çok iyi geçti. Anne ben geç kaldım. Hazırlanıp kafeye gidiyorum. Sinan'ı doyurur musun? Tabii kızım.
Kafeyi mafeyi bırak da okulunu bitir önce. Ne demek bu baba? Gayet açık. Okuldan eve, evden okula. Çocuk da yüzünü göremiyor zaten. Yeterince üzülmedin. Üzüldüm. Beni dinlemediği sürece daha da üzülecek. Hiç senden görmediğim tavırlar, konuşmalar. Bundan sonra böyle. Kızı böyle davranarak mı düzelteceksin? Gitgide bizden uzaklaşacak böyle. Tamam Gülser. Başına buyruk bıraktık, başımıza gelmeyen kalmadı. Ama bitti, duydun mu? Bu evde yaşayacaksa böyle yaşayacak. Bir daha da bu konuyu açma. Sarp Bey. Tamam o zaman. Yarın tekrar toplanalım. İyi çalışmalar arkadaşlar. Müsait misin? Aa, gelin gelin. Kanka. Ne haber abi? Elfin, Sarp. Geçiyorduk bir uğrayalım dedik. Elfin de bizi kırmadı. Bu defa da beğenme de görelim. Nasılsın? İyiyim, sen? Serkan'la nereden tanışıyorsunuz? Bizim kampanyaya gelip giderdi. O zamanlar daha fit bir çocuktu. Daha ne olmuş biraz? Evlilik tabii. İnsan ne kadar da olsa şey yapıyor yani. Bak bak bak. Bu konu çok ilgimi çekti Serkan'cığım. Evde bir konuşalım bunu, ne dersin? Olur. Neler yapıyorsun Elfin? Takılıyorum işte. Nasıl yani? İşi bıraktım. Bir süre kendime iyi davranmaya karar verdim. Hı. Gündüz alışveriş, gece TV falan işte. Hı. Öyle mi? Ne güzel. Hı. Burcu ne? Aslan. Wow. Ben de ikizler. Yani? Delisin. Acayip anlaşırlar. Hadi ya. Ya. Bir dakika. Ya bak. Bir dakika susun. Benim altıncı hislerim acayip kuvvetli, biliyor musun? Bu odadaki enerjiyi hissedebiliyorum. Pozitif bir şeyler var burada. Evet. Görüşürüz. Bu salak gerçekten arkadaşın mı senin? Bir zamanlar yani... Ben fazlayım oğlum sana. Vallahi. Ama... Eskiden böyle değildi ya. Çok değişmiş Elfin. Hadi be. Arkadaşlar, ben gidince istediğiniz kadar didişirsiniz. Bir daha kimseyi bulup getirmeyin, tamam mı? Hatamız Serkan'ın ipiyle kuyuya inmek oldu abicim. He. Bir şans da bana ver. Bu son, tamam mı? Lütfen, benim için. Tamam. İçiniz rahat edecekse. Akşam görüşürüz o zaman. Oh, son anda iyi ikna ettik Sarp'ı, değil mi canım? Seninle daha işimiz bitmedi canım. Konuşmamız lazım. Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Ama ben söylemedim. Evden ayrılıyorum. Ayrı bir ev tutacağım. Üst katta da değil. Başına buyruk davranırsan... Kafeden de ayrılmayacağım. En azından okul bitene kadar.
Bu kararları alırken etrafındaki insanları da düşündün mü? Bugüne kadar düşündüm de ne oldu baba? Hem ben mutsuz oldum hem de etrafımdakiler. Artık benim için en iyisi neyse onu yapacağım. Ben mutlu olursam etrafımdakiler de daha mutlu olacaktır. Bu defa senden özür dilemeyeceğim. Aynı kişiyi sevdim. Aynı kişiden çocuğum oldu. Ve hala aynı kişiyi seviyorum. Bunda yanlış bir şey yok. Özür dilenecek bir tarafı da yok. Ödenecek bedellerin hepsini ödedim. Kimse daha fazlasını beklemesin. Ben şimdi kendi geleceğimi kuruyorum baba. İçinde ol isterim. Ama yine de direneceksen sen bilirsin. Küçükken aşıktık hepimiz sana. Evet, devamlı bizim eve gelmeye çalışırlardı. Hatırlıyorum. Şimdi ne yapıyorsun Ayşe? Doktor oldum biliyorsun. Bir organizasyon var. 3. dünya ülkelerinde gönüllü hekimlik yapıyorum. Dünyayı geziyorum yani. Hmm. Bir de gittiğim yerlerde fotoğraf çekiyorum. Yakında sergim var, beklerim. Tabii, memnuniyetle. Geliriz. Sen de müzikle uğraşıyordun değil mi? Yapıyorum işte bir şeyler. Güzel şarkılarım vardı, hatırlıyorum. Gerçekten mi? Sen evde yokken gizlice odana girer şiirlerini okurduk. Daha neler duyacağım Yelda Hanım? Ne yapayım? Sabah akşam başımın etini yiyorlardı. Aslında gizlemenin bir alemi yok. Sen benim ilk aşkımdın. Daha doğrusu ilk umutsuz aşkım. Hay Allah. Utandım bak şimdi. Bu defa oldu galiba. Evet. Özür dilerim baba. Özür dilerim. Seni mutlu edecek mi? Bilmem. Sanki bir şeyler eksik. Ne eksik olan? Onu sen bulacaksın. Kendin bulmazsan bir kıymeti yok. En derinlere git Ekin. Kimsenin ulaşamadığı yerlerine git. Seni mutlu edecek şeyi orada ara. Senin en derinine senden başka kimse inemez. Bu resimde gerçekten eksik olan şeyi bulursan benim de sana bir armağanım olacak. Hadi Sinan. Karşıma çıkma demiştim sana. Bu son. Söz. Hep böyle mi olacak artık? Böyle hiç yüzüme bakmadan mı konuşacaksın bundan sonra? Sabrımı zorlama. Beni böyle hatırlamanı istemezdim.
Kim insan böyle işte. Benim gibi. Sevmenin de bir yolu yordamı var. Bir usulü var. Ben yapamadım. Elimi yüzüme bulaştırdım. Beceremedim. Söylenecek bir şey kalmadı. Değil mi? Ben gidiyorum. Nereye? Beni hiç unutma, tamam mı? Ben seni çok sevdim. Onu da unutma. Gitmemiz lazım. Tamam. Elveda gülüm. Sana da elveda. Ben de senin gibiyim. Bir gün içinde 4 film seyredebilme kapasitesine sahibim yani. Düşünsene. 100 tane film alıp bir ay evden çıkmadan seyrediyorsun. Muhteşem olurdu. Gerçekten. Sanki bir arada olsak çok güzel olacakmış gibi hissediyorum. Sen de aynı şeyi hissediyor musun? Çok iyi anlaşırdık bence de. Ancak bir sorun var. Sorun zaman. Yanlış zamanda karşıma çıktın. Ben bir enkazın altındayım şimdi. Önümü göremiyorum, hareket edemiyorum. Hayatta kalmayı becerebiliyorum sadece. Sana hak ettiğin sevgiyi verebilecek durumda değil. Unutulmayan biri var sanırım. Var. Ayrılığı yaşıyorum şimdi ben. Dibine kadar yaşamam lazım. Yarım kalmasın hiçbir şey. Belki sonra. Ben seni ilk 13 yaşımda görmüştüm. Bahçede gitar çalmaya çalışıyordum. Bir tek o kadar. Hemen aşık olmuştum. Ne kadar kolaydı o zaman. Birini uzaktan görürsün, sevilirsin hemen. Aşık olursun, şiirler falan yazarsın. Yıllar geçtikçe zorlaşmaya başladı değil mi? Yani birini sevmek. Yeni biriyle karşılaşınca yaralarını, berelerini hep beraberinde getiriyor insan. Sevmek gittikçe zorlaşıyor. Neyse, arkadaş oluruz belki. Belki. İsterim aslında. Şimdi gitmem lazım. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Ben de. Sen ayrılığı yaşamıyorsun Sarp. İnan bana. Sen hala bekliyorsun. Taşınıyor. Kamyon yanaşmış evinin önüne. Nereden çıktı şimdi bu? Haber bile vermeden. Geldi geçen gün. Sen ne yaptın? Ne yapacağım? Ağzının payını verip gönderdim. Yuva yıkmak neymiş anlasın. Ay görecektin anne. Suratı böyle bir anda bir düştü. Gönül. Sen ciddi misin? Evet. Ne var ki? O kızın suçu ne? Evine kadar giren Kenan değil mi? İyi de. O yüz vermesi? Kızım, evli olan, çocuğu olan Kenan değil mi? Ana yok, baba yok, karnında çocuk. Sen şimdi ağzının payını mı verdin bunu? Hiç yakıştıramadım sana. Tebrik ederim. Sinan, oğlum yavaş. Birazdan Sarp gelecek. Oo. Hadi bakalım. Yok canım, öyle değil. Sinan'ı dolaştıracak biraz. Bu da güzel. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor demek ki. Berna saçmalama.
Daha ne kadar görmezden gelebilirsin ki? Kendinden başka kimseyi kandıramıyorsun artık. O kadar çok şey oldu ki. Onlar oldu ve bitti. Uzatmanın alemi yok artık. Kimseyi üzmenin alemi yok. Bu hikayenin nasıl sona ereceği belli. Başlarız orada hayatım. Hiçbir yere gidemezsin. Sen benim kızımsın. Bir yere bırakmam seni. Abla sağ ol. Ben bakarım başımın çaresine. O çocuk doğacaksa burada doğacak. Beraber büyüteceğiz. Bir başına böyle bırakmam seni. Hadi kızım, gidiyor muyuz? Saat içinde buradayız annesi. Tamam. Eğlenmenize bakın. Hadi bakalım. Sana bir şey sormaya geldim. Yaşanan her şeyi unutabilir miyiz sence? Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki bugün karşılaşmışız gibi. Yeniden başlayabilir miyiz?
Bu bir teklif mi? Cevabına bağlı. Bence bunu yapabiliriz. Beni affedebilecek misin? Ben ne zaman direnebildim ki sana? Peki ya sen? Affedebilecek misin beni? Bütün öfkelerimi denize attım gelmeden önce. Boğaz akıntısı bayağı uzaklara götürmüştür onları. Bence de. Elini tutabilir miyim o zaman? Tabii ki. Ne demek? Şimdi huzurluyum işte. Bundan sonra bizi ayıran yalnızca ölüm olsun. Bundan sonra bizi ayıran yalnızca ölüm olsun. Görecekmiş gibi seni gözlerim, tutacakmış gibi ellerim ama yoksun sen. Bir ses duyuyor musun? Sen yok. Neden sordun? Nefesim, boşver. Önemli değil. Hiç batmayan güneşim, bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımda. Böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma. Görecekmiş gibi seni gözlerim, tutacakmış gibi ellerim ama yoksun sen. Sen benim nefesim, hayalimdeki resim, aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim,